O inkar edenler, onlar için şiddetli bir azap vardır. İman edip salih amellerde bulunanlar ise onlar için de bir bağışlanma ve büyük bir ecir vardır. Bak Allah Müslümanlara ferahlık, iyilik, güzellik. Müslüman hiç öyle bela kısmına karşılaşmaz. Ama küfrü Allah çok fazla tehdit eder Kur'an'da. Yani %70-80 hep tehdittir Kur'an. Küfrün şiddetinden kaynaklanıyor bu. Allah diyor ya ayette zaluma ve cehula diyor. Zalim ve cahil oluyor insanlar. Melekler diyor ya kan dökecek, zulüm yapacak insan mı yaratacaksın diyor. İnsanların büyük bölümü o şekilde olduğu için Cenab-ı Allah tehdidi Kur'an'da çok fazla işlemiştir. Yani hangi sayfasına sahip bir tehdit vardır. İşte cehenneme gidersiniz, azap çekersiniz, Allah'a inanın, ahirete inanın, delillere bakmak, Allah'ın delillerini görmeniz lazım. Dağlara bakın, denizlere bakın, ağaçlara, bitkilere, hayvanlara bakın, benim delillerimi görün. Beni inkar etmeyin, vicdansızlık yapmayın, vicdanınız kabul ettiği halde inkara yeltenmeyin. O zaman intikam alırım diyor Allah. İntikam alıyor ya diyor yok diyor Allah öyle yapmaz canım diyor adam. Yani Allah çok şefkatli. Allah Allah. İntikam alıyor işte görüyorsun. Bütün Suriye'yi yerle bir etti. Irak'ı yerle bir ediyor. Afganistan'ı yerle bir etti. Libya'yı yerle bir ediyor. Alıyor intikam ama intikamın böyle bir şey yok. Kan gövdeyi götürüyor. Allah'a aşırı koşuyor. Mazlum da gidiyor. O arada. Zalim de. Hepsi eziliyor yani.